Kıymetli dostlar merhabalar. Bugün istiyorum ki videomuzda biraz toplumsal travmalardan ve psikolojik sağlığımız üzerindeki etkilerinden en sağlıklı tepkinin nasıl olması gerektiğinden bahsedelim. Biliyorsunuz deprem kuşağındayız. Doğal afetler dünya genelinde her ülkede aslında bir şekilde gözükebiliyor. Bunun dışında elbette kendi ülkemiz özelinde baktığımızda bazı doğal olmayan, bazı hastalıklı insanların saldırıları sonucunda oluşan toplumsal travmalar da yaşıyoruz. Terör vakaları da yaşıyoruz. Çok yakın zamanda yaşadığımız yangınlar, hali hazırda kontrol altına alınmaya çalışan yangınlar hepimizin ciğerinin bir köşesini yaktı ve içimizde pek çok duygu oluşmasına sebep oldu. Bu duyguların en görüneni belki öfkeydi. Öfkelendik yaşadığımız şeyler hususunda. Peki bu duyguları sağlıklı ifade edebiliyor muyuz? Kaybettiklerimizin yasını sağlıklı bir şekilde tutabiliyor muyuz? Ve aslında bütün bu süreç yönetimine baktığımız zaman nasıl olması gerektiğiyle ilgili, sağlıklı adımlarla ilgili yeterince düşünüyor muyuz? Gelin bu soruların cevabını hep birlikte araştıralım. Öncelikle arkadaşlar bir kavramdan bahsetmek istiyorum sizlere. Akut dönem kavramı. Bazı olayların içinden geçerken yaşadığımız o travmanın hali hazırda sıcak olduğu, hali hazırda deneyimlendiği döneme biz akut dönem diyoruz. Ve akut dönemde yas tutulmaz. Akut dönemde baktığınızda tepkisel davranışlar, duygusal tepkiler ortaya koymak çok da işin sağlıklı kısmı değildir. Özellikle toplumsal travmalarımızı, deprem gibi, sel gibi, yaşadığımız bu yangınlar gibi toplumsal travmalar özelinde akut dönemde, yani hali hazırda olay daha bitmemişken, olayın sonucunun ne olduğu ortaya çıkmamışken, ortaya koyduğumuz her türlü öfkeye dair cümleler, nefrete dair cümleler, suçlayıcı cümleler sadece toplumsal gücümüzü biraz daha kırmaya yarıyor ne yazık ki. Ne yapmak lazım? Öfkelenmeyelim mi? Olayın sorumlularının ceza almasını istemeyelim mi? Ya da yakalanmalarını istemeyelim mi? Elbette ki millet olarak her birimiz şu an kime sormuş olsak herkes elbette ki bu duygu sürecinden geçiyor ve elbette ki isteğimiz bu. Ama hali hazırda olay devam ederken ne yapabiliriz sorusunun cevabı duygusal tepkiler, tepkisel davranışlar, suçlayıcı cümleler değil. Çünkü bunlar bize yol aldırmıyor kıymetli dostlar. Toplumsal travmaların içinden geçerken, henüz akut dönemdeyken, daha olay bitmemiş, hasarının ne olduğu ortaya çıkmamış, çözüm önerileri bilişsel süreçlere geçilmemişken yapılabilecek en iyi şey akut süreçte bir faydamız olabilir mi konusunda harekete geçmektir. Akut süreci kısaltmak, kolaylaştırmak için neler yapabiliriz sorusunu sormaktır. Eğer şu an hali hazırda içinden geçtiğimiz yangın sürecinden bahsediyorsak, biz bu süreçte ne yapabiliriz? Yangınların daha çabuk kontrol altına alınabilmesi için bireysel anlamda yapabileceklerimiz var mı? Devlet bir şekilde çalışıyor, STK'lar bir şekilde sahaya indiler ve var güçleriyle çalışıyorlar. Onların işini kolaylaştırmak için neler yapabiliriz? Akut sürecin gereği o sürecin nihayete ermesinde yapabileceğimiz kadar rol alabilmektir. Bunu sadece toplumsal olaylarda da düşünmeyelim. Mesela düşünelim, bir anneyi düşünelim, kanser hastası olsun, hastalığın akut döneminde olsun, hali hazırda kemoterapi gördüğü, tedavi aldığı sürecinde olsun. Şimdi biz ruh sağlığı çalışanları, annenin akut dönemin içerisindeyken çocuğuyla geçirdiği kaliteli zamanı konuşur muyuz? Ne kadar anlamsız olur değil mi? Ya da bu dönem çocukta nasıl travma etkileri ortaya çıkarttı? Hali hazırda dönemin içinden geçiyorken bunu tespit edebilir miyiz? O aileye de neleri etkileyecek bu kanser süreci, bu hastalık süreci, sürecin içinden hali hazırda geçiyorken, hali hazırda deneyimliyorken farkına varabilir miyiz? Tabii ki hayır. Peki ne yapabiliriz? Akut dönemi yaşayan, büyük bir travmanın içinden geçen tanıdıklarımıza nasıl bu süreci onlar adına kolaylaştırabiliriz? Yapabileceğimiz bir şey var mı diye kendi bireysel gayretimizi ön plana koyabiliriz. Eğer akut süreçten birebir bizler geçiyorsak, o süreçte aman ben şimdi hastayım diye hiç elim kolum kalkmıyor, hiç çocuğumla ilgilenemiyorum, aman hiç de evimi ihmal ettim, evimin işini yapamıyorum diye düşünmeyiz. Ne kendimizi ne başkalarını suçlayıcı da tavırlar ve davranışlar
Akut süreç içerisinde kimseye bir şey kazandırmaz çünkü. Önceliğimiz hasar tespiti yapabilmek için bu sürecin geçmesine sükunetle ve fakat gayretle izin vermektir. Toplumsal travmalarda da öyle. Bu süreci kolaylaştırmak için ne yapabilirim? Akut sürecin tezelden sona ermesi için, kontrol altına alınabilmesi için benim bireysel anlamda yapabileceklerim var mı? Eğer hani bazı büyük olaylarda ancak devletlerin bir şekilde müdahale ettiği, bireysel anlamda çok da katkımızın olamadığı kadar büyük olaylarda, küresel olaylarda da yine de bireysel anlamda çözümün bir parçası olabilmek için yapacaklarımız muhakkak ki vardır. Mesela düşünelim, orman yangınları şu an son rakamlara göre 80 ayrı yerde çıkan bir yangının sadece küresel ısınma sebebiyle çıktığını düşünmek biraz sanırım saflık olur. Belli ki bazı kötü niyetli insanların eliyle yapılmış çok kötü, yıkıcı bir terör eyleminden bahsediyoruz burada. Peki ama normalde ormanların yanmaması adına bireysel olarak yapabileceklerimiz var mı? Belki şöyle bir düşünebiliriz. Belki o piknik alanlarına bizi her daim kucağına açan, kucaklayan doğada bir pikniğe gittiğimizde, bir mangala gittiğimizde, çocuklarımızla bir dolaşmaya gittiğimizde ardımızda gerçekten çöp yığınları bırakıyorsak şu anda gözyaşı dökmemizin de çok anlamı yok aslında. Çünkü doğayı en başında ağlatanlar biri biziz demektir. Toplumsal şuur, toplumsal bilinç. Bazen insan elindekini kaybedince anlarmış ya değerini. Keşke hiç böyle şeyler yaşanmasa. Ama ne yazık ki insanlık tarihinin en başından beri iki saf, iyiler ve kötüler diye ayrılmış bu iki safta kötü kötülüğünü yapmaya devam ediyor ve tarih boyunca da dünyanın son gününe kadar da ne yazık ki devam edecek. O zaman bizler safımızı belirlemeliyiz. Hangi safı güçlendiriyoruz? Buraya bakmalıyız. İnanın sadece bu konuda kafa yormak, yapabileceklerimizi düşünmek bile akut sürecin kolay olarak, daha kolay, daha hızlı olarak toparlanması ve sona ermesi adına bir destektir, bir gayrettir. Ama her şey biter, kontrol altına alınır, o travmatik süreç nihayete erer. Ondan sonra ne kısmı gelir? Yasımızı tutarız. Kaybettiklerimizin acısını yaşarız, buna izin veririz. Üzülmek çok insanidir. Biz ne kadar fidan dikersek dikelim, orada yanıp kül olan ağaçları, o yok olan canlıları geri getiremeyeceğimiz gerçeğiyle acımızı yaşayarak yüzleşiriz. Acıyı yaşamaya izin veririz. Çünkü acıyı yaşıyor olmak, acıyı hissediyor olmak bir daha aynı acıyı yaşamamak adına yapabileceklerimizi de bize öğretir. O bilinci, o şuuru da verir. Ve öfkeleniriz de. Buna sebep olanlara öfkeleniriz. Yeterince tedbir alınmamışsa bunun için öfkeleniriz. Öfke de çok insani bir duygudur ve öfkemizi de bastırmayız. Ama öfkemizi daha çok yıkmak için, zaten var olan bir yıkım varken bir de toplumsal güveni yıkmak için propaganda yaparak kullanmayız. Ne için kullanırız? Öfkemizi harekete geçmek için kullanırız. İki saf varsa biz de bu saftayız ve bu safı bırakmıyoruz diye harekete geçmek için, bunu göstermek için kullanırız. Ama fidan dikerek, ama etrafımızdaki yeşil alanları koruyarak, gözümüz gibi bakarak, ama yetiştirdiğimiz ülkemizin geleceği olan evlatlarımızı çevre bilinciyle, doğa bilinciyle yetiştirerek, böylelikle bizler öfkemizi harekete geçmek için kullanan safta oluruz. Ve elbette ki bu işin sorumluları her kimse ya da bir depremden bahsediyorsak, yıkılan binaların sorumlusu her kimse, nerede ihmal varsa ya da bir selden bahsediyorsak, akarsu yataklarına, dere yataklarına o evleri dikenler her kimse, tabii ki bunların da cezalandırılması için sesimizi çıkartırız. İçimizin bir nebzede olsa soğuyabilmesi için ne gerekiyorsa harekete geçmek anlamında elbette bunu da yaparız ve devletimizden bekleriz. Ama süreci iyi yönetebilmek, her şeyi sırasıyla, her şeyi itidalli bir şekilde, duygusal tepkilerle, böyle anlık tepkilerle değil de bilincimizi, bilişimizi yitirmeden itidalli bir noktada götürerek mümkün olacak. Çünkü arkadaşlar bizler bir günlük, iki günlük, üç günlük bir şeyden değil, ömrümüzün sonuna kadar bize emanet edilmiş bir kainattan bahsediyoruz. Ve biz bu emaneti bir bayrak yarışı gibi düşünün
biz ne bilinçte olursak evlatlarımıza, torunlarımıza, neslimize o bilinçte geçireceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi tekrar düşünelim. Bu sürecin mimarı olmak için hangi safta yer alıyoruz? Ne kadar hassas davranıyoruz? Çocuklarımıza bu süreci ne kadar doğru gösterip ne kadar doğru yaşatabiliyoruz? Kaybettiklerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım tekrar böyle süreçler yaşanmaz diye dua ediyorum. Ve çabucak toparlanabilmek adına toplumsal bir duaya hepimizi davet ediyorum kıymetli dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.